Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte vatana millete çok faydalı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu da ne oluyor? Telefonlarımızın kameralarını korumak için taktığımız koruma lensleri ya da koruyucular. Bunlar ne olabilir? Daha önce bunu görmemiş olabilirsiniz ama bunun bir örneği. Zaten detaylı çekimlerini falan koyacağım. Telefonumuza takılan bu şekilde yuvarlak lensler bunun bir örneği. Şeffaf olup bütün yuvayı kaplayanlar bunun bir örneği. Bunlar fotoğraf kalitesine etki ediyor mu etmiyor mu? Benim kullanım deneyimlerim nasıl oldu? Ve siz hangilerini tercih etmelisiniz? Bundan bahsedeceğim. Video herhangi bir ürünü size önermek amaçlı olmayacak. Bu yüzden bu videoya bir link koymuyorum. Ama aksesuar kısmına gelecek olursak sizlere doğru ürünleri gerçekten çok daha farklı bir bakış açısıyla ulaştırabilmek için çeşitli çalışmalarım sürüyor. Bu yüzden sizlerle birlikte bir 13 Pro Max aksesuarı videosu henüz paylaşamıyorum. Lütfen sabredin. Gerçekten güzel bir şeyle karşınıza geleceğim. Şimdi bu videoyla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Öncelikle biz telefonlarımızın ekranlarına koruyucu takıyoruz. Niye? Çünkü bunun tamamı cam. Bir yere düşerse, bir yere bir şey olursa çizilir, kırılır ve bunların ciddi maliyetleri var. Aslında baktığımızda kameralarımızın da lensleri cam ve niye bunlara takmayalım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama koruma amaçlı baktığımızda bizim kamera camlarımız aslında safir camdır. Ve safir camların size bilimsel tanımını şöyle anlatayım, deneysel daha doğrusu. Telefon ekranını biliyorsunuz ölçmek için çeşitli aletlerle çizerler. Bir telefon camı 4-5 seviyelerinde çiziliyorsa aynı alet ve aynı şartlarda bir lens 8'de 9'da çiziliyor. Yani kolay kolay telefon lensinin camı çizilmez. Yani çizmeyi böyle üstüne vursanız da pek bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hatta çekişle vurun bir şey de olmaz. Ha, bana şunu diyenler olacaktır. Abi ben ısırdım kırıldı, oraya attım kırıldı. Tabii ki kırılabilir ama çizilme kırılma bunlar telefon lenslerinin başına kolay kolay gelmez. O yüzden eğer buna koruma amaçlı bakıyorsanız koruma gerçekten gerekli mi? Bunu bir sorgulamak gerek. Bu ayrı. Benim hoşuma giden kısmı şu, görsel. Şimdi ben telefonumu kullanırken etrafında şu büyük çerçeveleri kullandım. Mesela şunu şuraya taktım. Hem de daha büyük gözüktü bu şekilde. Benim hoşuma gitti bu olay. Ben bu yüzden takmıştım. İşte bugün görüntü testlerinde teker teker yaptım. Şimdi bu sonuçları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim telefonum iPhone 13 Pro Max. Şimdi iPad'den birlikte aynı şartlar altında çekmek için gerçekten çok uğraştığım fotoğraflara bakalım. Ben de bunları tek tek burada yorumlayacağım. Ekran kaydımı da şuradan açıyorum. Hani şartları olabildiğince aynı tutmaya çalıştım. Bir tanesi lensli, bir tanesi lenssiz. Makro modunu denedim, 0.5 denedim, 1 denedim, 3 denedim. Hepsini göreceğiz şimdi. Birinci fotoğraftan başlamak istiyorum. Bu şekilde bir fotoğraf. Burada herhangi bir ışık testi söz konusu değil çünkü zaten ışık var. Benim önümde gördüğünüz ışığın birkaç kat daha kuvvetlisini buraya yansıttım ve çıkan manzara bu şekilde oldu. Bu lensli olan versiyonu. Şimdi bu fotoğrafın değerlerine baktığımızda burada ISO 400'de yani ışık değeri olarak bizlere 401 değer verirken f1.5 ve 1/61 özellik veriyor. Şimdi gelin bu fotoğrafın lenssizken nasıl çıktığına bakalım bir de. Şu anda bakıyorum bu fotoğrafa lenssiz çekimi ve kenarlarda kırmızı ışık vardı bu arada. Şimdi bu fotoğrafta gördüğüm kadarıyla açık söylemek gerekirse renkler daha gerçek. Bak diğeri mavi tonlarında, ışığın tonlarında çıkmışken bu gerçek tonunda çıktı. Kırmızı gibi. Şimdi fotoğrafın kalitesine bir bakmak istiyorum buradan. Kalitede bir fark var mı? Vallahi benim gördüğüm kadarıyla kalitede bir fark söz konusu değil. İkisini de yaklaştırınca aynı şekilde gönül rahatlığıyla görebiliyoruz. Buradan özelliklerine baktığımızda 426.0, 1.5, 1.60 teknik olarak bunlar da aynı. Yani burada bir değişim söz konusu değil. Ama lens koruması olmadığı zaman daha gerçekçi bir renk skalası yakalamışız. Gelin geniş açıya bakalım. Geniş açıda zaten hepten görülüyor. Bakın burada bayağı ben mavi ışık tutuyormuşum gibi gözüküyor. Halbuki değil. Sadece solda gördüğünüz kırmızı tüpler var. Onun dışında yine mavi. Şimdi diğerine bakıyorum burada hemen. Diğerine baktığımda yine daha gerçekçi. Yani mavi ışığın M'si yok burada çünkü. Normalde de yok. Niye böyle çıktığını da anlamış değilim bu konuda. Bu şekilde ürün içeriklerimden memnunsanız kanalıma abone olmanız beni gerçekten çok mutlu edecektir. Ama kalitede yine ben bir fark göremedim. Işıkların üzerine gelip baktığımızda bu önemli bir faktör. Lens olmadığı zaman yani lens koruyucusu olmadığı zaman gayet beklenen bir performans. Kötü ama genel beklenen kötü. Bu tarafta baktığımızda ışıklar biraz daha parlak çıkmış ama bu dediğim gibi muhtemelen renk karmaşasından dolayı. Şimdi 3 kat optik yakınlaştırdığımız zaman bakıyorum lens kullanılmış hali
Yine arka plan mavi gibi çıkmış ve arka planın bu arada bu. Yani buradaki ışık yok, hiçbir şey yok, tekrar söylüyorum. Kalite olarak gayet güzel. Kalitede de bir sorun, bir sakınca yok. Ben bunu çekerken ki ekranı da zaten göstermeye çalışacağım burada. Diğer tarafa bakıyorum yine. Aynı mantık. Resim sanki bir tık daha keskin çıkmış gibi duruyor. Bu baktığınız telefonun ya da bilgisayarın ekranına göre de değişir. Ama yine temel burada karışıklığa sebep olan şey renk. Kalitede herhangi bir fark görmedim. Gelelim düşük ışık moduna. Şimdi düşük ışık modunda kameramızda koruyucu varken çektiğim görseller bunlar. Bu normal çekim, bu geniş açılı, bu da yakından. En güzeli de yakından çıkmış. Şimdi aynılarını kıyaslamak için baktığımda burada yine hani vibrant dediğimiz bir kavram vardır. Renklerin daha canlı oluşu. Şimdi burada kırmızı rengin gösterimiyle az önce baktığım fotoğraftaki kırmızı rengin gösterimi birbiriyle bana kalırsa aynı değil gibi. Rengi daha iyi almış gibi duruyor burada. Herhangi bir efekt de yok, dediğim gibi. Aynı yerden, lokasyondan ve şartlarla çektim hepsini. Şimdi buraya kadar bence pek fazla bir fark yok. Yani siz eğer ben profesyonel kamera olarak kullanacağım bu telefonu demediğiniz sürece, hani ben lensimi de koruyayım derseniz bence gayet kabul edilebilir sonuçlar söz konusu. Hani gerek var mı, gerek yok mu koruma ihtiyacının dışında, ben görsel olarak baktığımda sadece renklerin daha canlı gözüktüğüne karar verdim. Bu bir engel midir bu ürünleri kullanmak için? Bence değildir. Ben kullanacağım. Bu video bitince yine birini takacağım telefonuma. Ama asıl fark yaratılan nokta makro modunda. Makro modu da biliyorsunuz ki 13 Pro, 13 Pro Max'lerde var sadece. Çok önemli değil ama sonuçlar ciddi farklı. Şimdi burada girdiğimiz zaman bakın, yakınlaştırdığımda benim aldığım maksimum performans bu yönde. Bir sonrakine bakıyorum. Bu bir pipo. Bir pipoyu çektim ben yakından ama yine aynı şekilde çıkmış. Hatta burada bir de videosunu çektim neyin nasıl olduğuna dair, rahat görelim diye. Bakın burada yaklaştırdığım zaman ışık zaten azaldığı için makro modunun en büyük problemi bu. O ışık dengesini kurabilmek çok önemli. Ve makro yakın çekim anlamına geldiğinden dolayı gerçekten çok küçük yaklaşma uzaklaşma farkları bile fotoğraf kalitesine çok etki eder her anlamda. Şimdi bu yüzden lensi çıkardıktan sonra aldığım makro sonuçları hem daha keskin hem daha aydınlık. Hatta bunun da ötesine indiğimiz noktalar olması gerekiyor. Aynen. Buraya kadar makroları ben alabilirken diğerinde alamıyorum oraya kadar. Niye? Çünkü şu gördüğünüz aparat yaklaşık olarak 1-2 milimetre daha bir uzaklık yaratıyor ve bu uzaklık makro modu için ciddi anlam ifade eden bir uzaklık oluyor. Bu yüzden makro moduna bunun etkisi maalesef ki var. Ben bunu görüyorum. Hani gönül rahatlığıyla makroya etki etmez diyemeyeceğim. Şimdi bunu olabildiğince fazla sonucu göstersin diye ben dediğim gibi eşit şartlarda yapmaya çalıştım ki bence oldu da. Aradaki fark genel olarak renklerden kaynaklı olarak çıkıyor. Yani ben bir telefonumun lens koruyucu kullandığımda, ki bu dediğim gibi 13 Pro Max'e göre 12'de farklı sonuç alabilirsiniz, 11'de farklı sonuç alabilirsiniz. Ama genel olarak düşündüğümüzde telefonumuza ekran koruyucusu yapıştırmadığımızı düşünürsek bile ekran ve ekran koruyucu arasında çok fark var. Çünkü üzerine bir katman geliyor ve bu katman plastik bir katman. Tamam, çok koruyor, doğru. Ama plastik. Dolayısıyla safir camın üzerine bir plastik geçirdiğinizde performans haliyle düşecek gibi duruyor. Ama iyi tarafı ne? Bence standart bir kullanıcı için bunlar dert değil. Görsel için istiyorsanız, korumak için istiyorsanız kesinlikle alın. Fiyatı da bunların çok pahalı değildir. Dolayısıyla tercih edilebilir. Ama ben fotoğraf işini önemsiyorum. Fotoğraf içi için buna geçen hafta 35 bin lira verdim diyorsanız o zaman bu lens koruyucularını tamamını kapatacak şekilde tercih etmemeye çalışın. Mesela şurada bir lens koruyucu var. Lenslerin üzerini korumuyor. Kenarındaki tabakayı koruyor ve yükseltiyor. Ama şunu da belirtmek lazım. Bu tarz lens koruyucuların en büyük problemlerinden biri kılıfların içine otururken zorluk yaşayabiliyor. Bunlar da deneye deneye göreceğimiz şeyler. Ben bu konuda zaten sizi güncellemeye devam edeceğim. Ama lenslerle ilgili benim size aktarmak istediğim bilgiler bunlar. Kullandığım dönemde birçok insan telefonuma dikkat etti. Bunlar çok güzelmiş dedi. Nereden aldın diye soran çok oldu. Hani görsel olarak gerçekten estetik bir şey sağlayan bir ürün. Bu bakımdan tavsiye ediyorum. Ama fotoğraf etkileri de ortada, bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.